Ben şunu öğrenmek istiyorum. Baklava yapmanız kaç dakikanızı aldı? Dakika tutmadım. Hepsini karışık. Bir onu yaptım, bir bunu yaptım. Biraz bence plansız çalışmışsınız. Sen elin ayağın dolanmış. Evet, evet. Keşke hani evde demosunda yapmışsın. Yaptım, ben şaşırdım. Evet. Hani bir sıralaman vardır, bir akışı vardır. Yani önce işte atıyorum tatlımı yaptım. Bilmem neyi şu kadar zamanda ona bunu ayırdım. Bu zamanda onu yapacaktım. Hani planladığın gibi mi gitmedi, sen mi burada yani bir yanlış? Yani ben anlamadım. Hatta Elif'le beraber yaptık. O da canım benim gece 3.30'a kadar benleydi. 12'de başladık. 3'e kadar ama geçmiş olsun diyelim ve üçüncü günümüzde buyurun açık oylamaya geçelim efendim, buyursunlar. Fatime tamamen bir kurulu gelmiş, benim masamı saboteme etmek istedi, hani onları gazamı getirmek istedi, anlamıyorum. Evet, bazı olmamış ürünlerim vardı ama dedikleri gibi değildi. Şu anki bu menüme ben 6. Çünkü ben yarışmacılara da hep adaletli verdim. Bir önceki yarışmaya da aynı. O zaman istediğim puanlar farklıydı. Yani şu an 6. Evet, 100 bin TL haftasında yeni yıla özel programımızda bugün Safiye yarıştı. Menüsünde eksik yoktu. Evet, bulgur topunu hiç getirmesi eksiğe sokardık. Ama tabii ki puan kırma sebebi olarak görürseniz o sizin tasarrufunuzda, bir şey diyemeyiz. Ama önlükle karşılaması eksik menü kapsamına girmiyor. Dolayısıyla yine Safiye'yi 3 ila 10 arasında diğer iki günde yaptığımız gibi puanlayacaksınız. Buyursunlar, açın ben de menüsünü hatırlatayım size, vakit geçti. İlk olarak sebzeli brokoli çorbası ile başladık. Ardından ara yemek olarak erikli kerevizi vardı. Yanında da mandalina topu vardı. Ana yemeği ise çıralı, beğendili antrikot, yanında bulgur topu, kinoalı, çilekli yeşil salatası, son olarak da kaymak eşliğinde midye baklavası vardı Safiye'nin. Evet, herkes yazdı gördüğüm kadarıyla. Ben menüyü hatırlattıktan sonra ya şunu da beğenmiştim, bunu da beğenmemiştim diye değiştirmek isteyen var mı puanlı? Yok, hayır. Yok, peki. Eminiz. O zaman yarışmacıma döneyim. Safiye, kaç puan bekliyorsun yemeklerine? Şimdi evet, bazı olmamış noktaları vardı. Ben dediğim gibi hatamı kabul ederim her zaman. Ama arkadaşlar hiçbir şeyi beğenmedi. Beğenmiş olduklarına da beğenmediler. Ya tuzlu dediler ya tuzsuz dediler. Bahane buldular. O yüzden fazla bir puan beklemiyorum. Baktığım zaman işte emeğim var, o var, bu var falan, 6 olabilir. Ama 4'ten başka puan vermeyeceklerini tahmin ediyorum. Yani 4-5 belki. Peki. Kendilerine kalmış. Evet. Safiye böyle düşünüyor. Bakalım yarışmacımız nasıl düşünmüş ve tahtalara nasıl yansımış. İlk olarak Oğuzhan'ın puanıyla başlayacağız bugüne. Evet Oğuzhan, aç ve söyle lütfen yüksek sesle bize. Ben kendisine 4 puan verdim üzülerek. Ne yazık ki çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Menü zaten her şeyi anlatıyor. 1 puanı beğendiğim mi verdin? Neye verdin? Yani 1 puanı evet yani. Yani emeğime, çabama yok yani mu diyorsun? Maalesef 4 ile başladık. Emeğime de puan yok mu diyor Safiye. Bakalım diğer yarışmacılar. Yani eksi vermek için ellerinden geleni yaptılar. Eksi bir yere saydırmak için. Hani şunu noksan sayabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Yani niyetleri aksine eksi de puan vermekti bana 3'ten aşağı. Peki biz de aynı şekilde getirseydiniz siz iyi niyetli olacak mıydınız? Bence olmayacaktı. Yani ben size yanık bir şey getirmedim bir şey ki. Tek bir şey getirsem. Yanık bir şey getirmedim ki diyor. Siz nasıl yanık getirmediniz ya? Siz bence zaten yemeklerinizi savunamayarak yani, kabul ettiniz. Yapamadığınızı söylediniz. O yüzden siz hepiniz puanları değiştirmeniz doğru olmaz bence. Aynı lafları konuştunuz, kuruldunuz, geldiniz. Yok tuzu var, yok yanığı var, yok unu var, yok unu var. Size. Bilemiyorum. Sadece ben şunun cevabını istiyorum. Bakmadım, ben saat özelliğiniz var mı diye. Ben çoğu bir yemek koydum ve orada sizin saate bakmıyorsunuz çünkü zamanınızı yetiştiremiyorsunuz. Bulgur topları yazdım. Bence bir saatlere bakın. Devam etmek durumundayız. Bakalım Emre'den kaç puan geliyor şimdi Safiye'ye? Evet Emre, senin de puanını merak ediyoruz. Ben de üzülerek 4 veriyorum. Evet. Gerçekten Başak Burcu olduğunuz için 6. hisleriniz kuvvetliymiş. Çünkü verebileceğim kendimi gerçekten çok zorladım vermek için. Ama hiçbir şey çıkartamadım, kusura bakmayın. Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Peki bakalım Fatime'den Safiye'ye kaç puan geliyor?
Fatemi, kaç verdin? Duyalım, görelim canım. 4. 4. Sen 3. 4 kapatabilirsin. Sen neye verdin bir puanı? Sadece emeğine verdim bir puan. Sadece. Hiçbir şey beğenmedim. Yeni yıl masası dediniz. Değil miydi? Yanık yemeklerle karşımıza çıktınız maalesef. Afiyet olsun. Afiyet olmadı ki. Peki. Ne yapabilirim? Evet Safiye'cim, sen yani şey yapmak istememişsin zaten. Sana beğendiremedik yani, sen zaten. Çok, bence bugün ya da gelirken bu hafta bilmiyorum motivasyonu düşüren ne oldu senin? Yani bir isteksizlik görüyorum sende. Aslında sen zaten yapmak istememişsin. Geldim. Yani yapmak isteseydin 100 bin TL için gelmiş Safiye böyle olmazdı. Yani sende bir genel anlamda pazartesi de söyledim. Böyle bir şey var yani bilmiyorum moralin mi bozuk bir şeye mi takıldın ne evet. oldu? Bilmiyorum bir şey var sende yani tutukluğun var, enerjisizliğin var, motivasyonsuzluğun var, isteksizliğin evet. var. Öyle görünüyorsun, öyle bir enerji yayıyorsun. Evet bakalım son olarak Selin'den kaç puan geliyor Safiye'ye? 4. Evet Selin, seni de görelim lütfen puanını. Üzülerek 4. Çok daha üstünü vermek isterdim. Gerçekten çünkü çok üzüldüm. En azından bir iki ürününüzü yapmanızı isterdim. Talihsizlik oldu sanırım. Yani gerçekten sizin gibi bir hanımefendiye yakıştıramadım. Ve bunu yani maksimum verebileceğim puan. Çünkü diğer arkadaşlar haksızlık olur daha yükseğini kullansaydım. Yani, tercihlerinize saygı duyuyorum. Evet ben de yani böylesi karşılamak istemezdim. Aksilik mi oldu desek hani... Motivasyon düşüklüğümü desek hani yoksa ben de isteyerek geldim ki 100 bin lira bir ödül ve elimin lezzetine, yemeğime, her şeyime güvenen biriyim. Yani ben bugün olsun. ben değildim. Evet sanki bugün öyle. Bugün ben değildim. Yani heyecan oldu herhalde. Peki panik yaptınız. Belki yani, olabilir. Panik yaptım. Geçmiş hani... olsun. Eline emeğine sağlık yine de tabii ki. Bize sağlık. Evet yarın kim ki yarışıyor bakalım? Sonunda Oğuzhan Bey yarışıyor. Ya evet ben yarışıyorum. Gel işte. Vallahi. Hadi sen bir konuştur şu menünü, evet, yemeklerini. Bu durumu toparlamam gerekiyor gerçekten. Bir an önce sabah olsun istiyorum. Bir an önce sabahlar olmasın. Haftayı genel olarak toparlamak istiyorum yarın. Artık böyle enerjiyle, yüksek enerjiyle, shakerlarla evet, böyle inşallah, sizlere inşallah. Güzel böyle kokteyller yaparak, karşılayarak, böyle her şeyi müthişleyerek. Aa yaşasın. Rengarenk, süper şeyler hazırlamak istiyorum. Yani bayramensiniz tabii ki kokteyl yapacaksınız. Zorunlu yani. Değilim. Benim de yazdım. Zorunlu değiliz ama yapmasanız ikram yapacağım. Ayıp daha şimdiden yarını tartışmaya başladık. Yarını çok merak ediyorum. İyi akşamlar efendim.